Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda FX'te, Forex'te kaldıraç nedir? Kaldıracın önemi, ne şekilde kaldıraç değiştirilir? Lot nedir? Nasıl lot ayarlaması yapılır? Gibi ve benzeri konularda FX işlemi yaparken kafanızdaki o soruları belli ölçüde giderecek, buradaki endişeleri varsa eğer giderecek belli açıklamalarla, belli anlatımlarla anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Simple FX borsasını burada baz alıyorum. Çünkü uzun zamandır, 4 yıldır bu borsayı kullanıyorum. FX kanadında belli başlı bazı diğer borsalar veya kurumlar, brokerlar da mevcut. Kullanan varsa, onların içerisinde de eğer varsa bir talep, hangisi üzerinde bir inceleme yapılması gerekiyorsa onları da bir sonraki videoda veya diğer ilerleyen süreçte yapabilirim. Ama daha çok kullandığım Simple FX üzerinden ilerlemeye çalışacağım. Biliyorsunuz bu Simple FX broker'ında kripto ile yatırım yapmak ve çekim yapmak mümkün olduğu için ve genellikle grupta kripto üzerine bir eğilim olduğundan bu borsanın kullanımı daha çok tercih ediyorum. Ve genellikle de tercih oranı Türkiye'de fazla. Öncelikle şuradan başlayacağım. Önce kaldıraç nedir? Kaldıraçla ilgili birçok konuyu insanlar kafalarında farklı oturtuyorlar. Önce bunu açıklamaya çalışacağım. Kaldıraç belli ölçüde siz eğer pozisyonunuzda stop kullanmıyorsanız yüksek kaldıraç tehlikeli bir şeydir. Hep zaten Forex'te insanların zihnine bu şekilde kazınmıştır. Onun dışında kaldıraç aslında tehlikeli bir şey değildir. Eğer siz stop kullanıyorsanız pozisyonunuzda risk miktarınız belli ise siz 2 kaldıraçla kullansınız, 1000 kaldıraçla kullansınız, stop ettiğiniz noktadaki risk miktarını ve lot miktarını doğru ayarladığınızda hiçbir zararı yoktur. Aksine size faydası vardır. Çünkü kaldıraç size elinizdeki teminat ile daha fazla pozisyon açabilmenize yardımcı olur. Eğer siz daha fazla pozisyon açarak ve stop kullanmayarak kaldıracı kullanmaya çalışırsanız elinizdeki bakiyeyi eğer terse kaldıysanız ciddi anlamda eksiltme veya kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Onun dışında kaldıracın esasında çok fazla bir önemi yok. Nerede önemi var? Birazdan uygulamalarda göstereceğim. Öncelikle kaldıraç ayarlamasını şurada sağ ekranda, ekranın sağ üstünde gördüğünüz üzere hesabınızda, ben şu an demo üzerinden gösteriyorum. Hesabınızı seçiyorsunuz. Hesapları yönet kısmına geliyorsunuz ve burada kaldıraç oranını ayarlayabileceği bir bölüm var. Burada üzerine tıkladığınızda 2'den 500'e kadar kaldıraç miktarları yer almakta. Dikkat ederseniz hesap bakiyesi dolar bazında 5000 dolar ve altında ise eğer bakiyeniz 500 kaldıraç kullanabiliyorsunuz. Eğer bu bakiyeniz bunun üstünde ise veya hangi aralıklardaysa Simple FX maksimum bu kaldıraçları kullanmanıza izin veriyor. Ve eğer siz atıyorum 9000 dolarlık bir bakiyeye sahipseniz ve bu bakiyeniz 10.000 doların üzerine çıktıysa kaldıracınız otomatikman 300'den 200'e düşürülüyor. Bu kısım önemli. Eğer siz stoplu değil de farklı, yani kademeli hedge mantığı veya diğer türlü stop kullanmadan bir stratejiyle hareket ediyorsanız burada kaldıraç oranı değiştiği zaman sizin hesabınızda kullanılan teminat miktarı da, marjin miktarı da değişmekte. Bu kısım önemli. Dolayısıyla buradaki değişimlere, bu tabi bu Simple FX borsası için geçerli. Diğer borsalarda da buna benzer uygulamaları da ben gördüm. Ancak sabit bir kaldıraç kullandığınızda ve stop kullandığınızda, stoplu bir sistemle ilerlediğinde bunun aslında çok da fazla bir önemi yok. Ancak diğer türlü kullanımlar için yine de bu durumu göstermek istedim.
Burada şu anda 12.348 dolarlık bir bakiye var FX işte demo hesabında. Ve dolayısıyla şu anda sistem 200 kaldıraç kullanmama en fazla müsaade ediyor. Burayı ben 300 yapmak istediğimde, onayla dediğimde belli bir uyarı geliyor. Değiştirdim dediğimde seçilen kaldıraç çok yüksek bir şekilde değiştiriliyor ve sizin 300 kaldıraca çıkmanıza müsaade etmiyor. Aşağıya düşürebiliyorsunuz ancak yukarı çıkaramıyorsunuz. Sadece buradaki bakiye miktarlarına göre kaldıracı belirleyebiliyorsunuz. Kaldıraç değişimini bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz hesabınızda. Bunun dışında temelde kaldıracın esasında ne kazandırdığını açıkça göstermek amaçlı şurada sol kısımda bir hesap makinesi var. Faydalı bir şekilde kullanabileceğiniz bir hesap makinesi var. Burada işlem değeri, gerekli marjin, sizin işlem açtığınızda sizin hesabınıza ne kadar marj kullanacağına dair tüm şeyleri burada görebilirsiniz. Şimdi örnek olarak ben Euro dolar paritesini göstereceğim. Siz Euro dolar paritesinde bir lotluk bir işlem açtığınız zaman 200 kaldıraçlı bir hesapta 546 dolarlık bir marj sizin hesabınızdan kullanılır. İşlem değeri 109 bin dolar olarak gösteriyor. Neden? Çünkü açılış fiyatı şu anda 1.0939. Yani mevcut fiyatın üzerine bir lotluk bir işlem yaptığınız zaman 1000 dolar üzerinden burada bir hesap görülüyor. Dolayısıyla sizin işleminiz 109 bin dolar değerinde oluyor. Siz 200 kaldıraç kullandığınız zaman bunu 200'e böldüğünüzde 546 dolarlık bir hesapta marj kullanımı söz konusu oluyor. Eğer siz bunu şu hesaptan göstereceğim. Farklı işte şurada 3710 dolarlık bir hesap var. Hesapları yönettiğimde burada dikkat ederseniz kaldıraç oranı 500. Aynı şekilde Euro doları yazdığımda siz bir lotluk bir işlem yaptığınızda 218 dolarlık bir hesabınızdaki marjı kullanmış olacak. Dolayısıyla yaklaşık nereden baksanız 350 dolarlık bir fark var. Size kaldıraç 350 dolarlık daha işlem açmanıza yardımcı olmuş oluyor. Kaldıracın size sağladığı en büyük fayda bu. Siz stop kullandığınız vakit 500 kaldıraçta 1.0939'dan long işlemi açıp 1.0949'da kapattığınızda 108 dolar kazanırsınız. 200 kaldıraç kullandığınızda da yine 108 dolar kazanırsınız. Kaldıraç sizin kazanç miktarınızı değiştirmez. Lot üzerine. Sadece burada gördüğünüz üzere 546 dolar yerine 218 dolar hesabınızdan kullanımını sağlamış olur. Lot olarak 1 dolarlık bir lotluk bir işlemde pips başına pips değeri şurada dikkat ederseniz 1.0939 yani dörtlü dört ondalıklı katmanda siz 1.039'dan 1.040'a geldiğinizde 10 dolarlık bir artış sağlamış oluyorsunuz. Yani bir lotta 10 dolar, 0.1 lotta da 1 dolarlık bir etki yaratır. Bu sabittir arkadaşlar. Yani siz burada hangi kaldıracı kullanırsanız kullanın, 20 kaldıraç da kullanacak olsanız sizin kazanacağınız rakam 0.1 lotta 1 dolardır. 1 pips'te. O yüzden buradaki lot rakamları üzerinde siz bu hesap makinesi üzerinde değişimler yaparak ne kadar marjınızın harcanacağını, bir lotta ne şekilde işlem yapabileceğinizi veya işte lot hesabı yapabileceğinizi veya bir setup kurduğunuzda atıyorum 15 pipslik bir stopunuz var ve o anda sizin kafanızdaki rakam
bir ar rakamınız diyelim 15 dolar. 0,1 veya 1 şey açtığınız zaman atıyorum 15 pips'te burada mesela ben bir stop yazıyorum. 0,1 yaptığım zaman dikkat ederseniz 14,99 dolarlık bir kaybım söz konusu. Yani hızlı bir şekilde burada hesaplamanızı gerçekleştirebilirsiniz. Yani temel olarak kaldıracın size marş kullanımını rahatlatacak unsuru dışında ekstra bir faydası yoktur. Zararı sadece stop kullanmadığınız vakit az marşla çok fazla zarar oluşturmasına sebep olabilir. Bu nasıl oluyor? Yani siz 0,1 lotla isterseniz 100 pipslik zarara kadar sizin hesabınızdaki bakiye ona yetiyorsa bir işlem yapabilirsiniz. Geçenlerde bir hesap gördüm. Muhtemelen de 500 kaldıraç olabilir. Adam 125 bin dolarlık bir hesaba sahip. Orada 27 bin dolarlık bir zararı var ama marjin 1600 dolar. Yani belli ki belli bir zarara ulaşmış bir işlem yapmış. Dönmesini bekliyor ve hiçbir şekilde işlem açmıyor. Bu şekilde işlem yaptığınız zaman bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama daha fazla işlem açmanıza sebep olduğu için yani o boşluğu yarattığı için ve siz de bu boşluktan istifade çok fazla pozisyon açmaya eğilim göstereceğiniz için ki Forex'teki en büyük tuzak veya en büyük sıkıntı budur. Bu vesileyle siz hesabınızın likide olmasına olanak sağlamış olursunuz. O yüzden mutlak surette eğer stoplu işlem yapıyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Kaldıracın hiçbir önemi yani size fazla başka işlemleri açmanıza rahatlık sağlayacak dışında karınızı veya zararınızı değiştirecek herhangi bir fonksiyonu yok. Ancak diğer türlü işlem yapıyorsunuz. Mutlak surette kaldıracı düşük tutmanıza fayda var. Lot hesabında Euro dolarda veya GBP USD'de mesela onu da açıp göstereyim. Bir lotta sizin kazanacağınız miktar çok fazla değişmiyor arkadaşlar. Bakın 10 pips hareketi gösteriyorum. 99,94 yani tamamen 100 dolar. Yani bir pips başına 0,1'lik bir fark yaratıyor bir lot işlem yaptığınız zaman. Diğer paritelerde bu borsa için geçerli. Başka borsalarda hesaplamalar değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. Ama bu genel majör paritelerdeki hesaplamanın bu şekilde olduğunu size aktarabilirim. Yine grupta altınla ilgili bir hesaplama durumu olmuş. Altın veya borsalarda veya emtialarda marş hesaplamalarında değişkenlik oluyor arkadaşlar. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Mesela siz altında bir işleme girdiğiniz zaman 0,01'lik bir işleme girdiğinizde 500 kaldıraç kullandığınızda 19,68 dolarlık bir şey var. Marjinin kullanımı var. Bu da zaten dikkat ederseniz işlem değeri ve altının şu anki fiyatı ile alakalı bir durum. Yani altın 2000 dolar olduğu zaman burada da bu gerekli marjin 20 dolar olmuş olacak. Yani tamamen bununla belirleniyor. Bazen bunu biliyorlar arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Belli dönemlerde volatilitenin çok yüksek olduğu dönemlerde hem kendilerini korumak hem de yatırımcıyı korumak adına borsalar özellikle Simple FX bunu gerçekleştiriyor. Fazla miktarda lotta açılmasını yani işlemin açılmasını engellemek amaçlı buradaki marjini gereken marjini arttırabiliyorlar arkadaşlar. Birçok sefer bunu gördüm. Dolayısıyla şu anda bu ekranda normal görünüyor. Ben mesela şuradan bir işlem açmayı deneyeyim. Metaller üzerinde. Şu an burada da bir şey yok, farklılık yok. Yani bir lotta
1968 dolarlık bir marjin gerekiyor. Siz bu işlemi açtığınız zaman serbest marjinin neredeyse %50'sini burada harcamış oluyor. O yüzden bu tarz paritelerde mikro notlarla 0.01 gibi, 0.2, 0.3 gibi notlarla ilerlemeniz çok daha sağlıklı olacaktır. Diğer paritelere göre altın veya emtia veya borsalar sizin marjinizi daha fazla kullanımına sebep olacaktır. Bunu da hatırlatmak isterim bu vesileyle. Yani atıyorum siz Nasdaq borsasında bir işlem açmak istediniz. Nasdaq borsasındaki gerekli marj da yine dikkat ederseniz mevcut fiyatın üzerinden belli oluyor. 13.79'u yazmasının sebebi bu. Siz oradaki belli hareketi yakalamak istiyorsunuz ve nasıl diyeyim, herhangi bir şey alıp sattığınız zaman da atıyorum 6 liralık bir şey alıyorsunuz. 6 liralık bir şeyi 9 liraya satacaksınız. Veya 60 liralık bir ürün alıyorsunuz. Onu 90 liraya satacaksınız. Arada 10 kat bir fark var. Dolayısıyla onun için harcamış olduğunuz sermaye de farklılaşıyor. Dolayısıyla borsalarda, paritelerde veya emtialarda da bu tarz farklılıklar aynı bu ürünlerdeki gibi sizin kullanmış olduğunuz teminatların değişkenlik göstermesine sebep olacaktır. Dolayısıyla siz hangi paritelerde daha çok hızlı bir şekilde para kazanabileceğinizi düşünüyorsanız o paritelerde daha az miktarlar, özellikle tabii ki forex çiplerinde bunu sağlayabilirsiniz. Tabii ki volatilitenin yüksek olduğu altın veya diğer emtialarda marj çok fazla kullanıldığı gibi hareketleri de hızlı olabiliyor. Buna göre kıyaslamayı gerçekleştirebilirsiniz. Genel itibariyle teminat üzerine, lot üzerine veya kaldıraç değişimi üzerine anlatmak istediklerim bunlar arkadaşlar. Bunun dışında sormak istediğiniz herhangi bir soru veya farklı bir konu varsa Forex üzerine, FX üzerine bunlarla ilgili temelde yardımcı olmaya çalışacağım. Bir sonraki videomda FX işlemi yaparken temel analiz anlamında nelere dikkat edilir, nelere bakılır veya hangi işlemlerde, hangi işlem çiftlerinde hangi temel veriler önemlidir, bunlar özellikle dikkat edilir. Bu konuyu işlemeye çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel işlemler dileğiyle.